arkadaşlar. Bugün artık 7. gün. 7. günde teknemizin üstüne basabilecek haldeyiz. Buralara da bayağı bir üstlük gibi maşallah. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Birazcık tekneyi yukarıya doğru ittirip bunları buradan kaldıracağız. Altını boyayacağız. Ondan sonra tekne için ben sahiden birkaç tane şezlong süngeri aldım. Bu süngerlerden şunun altını besledim ki tekne tekrar suya giderken tahtına zarar vermesin diye kısak. Ondan sonra onun üstüne yapışmasın diye birazcık naylon koydum. Bu gözüken naylon da o. Öbür tarafa da aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra yarın sabah tekneyi inşallah indiriyoruz. Sabah böyle erken bir saatte deniz sakinken, şu anda deniz dalgalı, sakinken indiriyoruz. Şimdi sizlere teknenin üstünü de bir göstereyim. Şu anda artık neredeyse bütün işlemler bitti çünkü. Ondan sonra şu kızağın üstünden tekneyi çıkartmadık. Yani kızağı altından hiç çekmedik. Sadece birazcık yükselttik. Şuraya el gelebilecek kadar yani. Buralara falan da güzel böyle macun yapmıştık. Buraları da şu anda Rulof çayla buraları da şu anda herhangi bir tahtanın değeceği yerlerde bir sıkıntı yok. Oraya da bunun aynı olarak şu süngerleri koydum mu, burayı da fıstık gibi yapıyoruz arkadaş. Ondan sonra şunu
bölüm çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şu tahtaların altında nazeyle yapılmayan bir bölüm var. Şimdi de orayı yapmak için buruna bir şey koyacağız. Burundan tekneyi kaldıracağız yukarıya doğru. Kıça oturacağım bu sefer teknenin. Hidrolik presle burundan bastığımız zaman bu taraf böyle açılacak. Bu taraf açıldığı zaman burayı da zehirli yapacağız. Orası kuruyacak. Ondan sonra zaten bu süngerlerin üstüne tekne oturduğu için yarın sabah çık diye denize atıyoruz. Ondan sonra işte bir şeyler yapabileceksek artık bu sezon ne kadar zamanımız kaldı. Tekneyle uğraşmaktan bu sene gezemedik fazla. Ama en azından tekneyi tertemiz yaptık bakın. Üstü böyle gördüğünüz gibi fıstık gibi oldu yani şu anda. En azından teknemiz tertemiz ortaya çıktı diye. Umarım bir 5-10 sene herhangi bir sıkıntı çıkartmadan biz bu tekneye bineriz diyorum. Evet, buralar da boyandı tabii şu. Camın oldu kısımlar. Ondan sonra biz bu camlara yine şu köşelerden su girmesin diye bir ufak bir operasyon yapabiliriz. Şimdi üstüne çıkarttığımız buradaki ahşaplar var. Onları monte edeceğiz. Ondan sonra işimiz bitiyor çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız kalmıyor gibi. Evet. Ben işe devam edeyim. Tekrar görüşmek üzere. Hadi. Eyvallah. Evet. Gerekli montaj kısmını yaptım. Tekne iyice bitti sayılır. Şimdi ön tarafa iki tane halat alacağım. Ondan sonra yarın sabah ineceğiz. Şimdi durum böyle. Aşağı iniyorum. Şimdi teknenin arkasına koyduğumuz hidroliği arkadan indirip ön tarafa koyup şu sıkıştırdığımız yerde bu sefer kaldırıp orayı boyayacağız. Ondan sonra zaten indirerle üstüne bırakıyoruz. Yarın da atıyoruz. Evet arkadaşlar, nihayet tekneyi atacağımız günün sabahı saat 7. Güneş daha yeni yeni doğuyor. Ve artık gösterebildiğim kadar size teknenin son halini göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi zehirli de bitti. Bahsetmiştim şu minderlerden de bir besleme yaptım buraya. Ki böyle teknenin oturduğu bir yerde tekne bir şekilde sıkıntı çıkartmasın diye. Pervanemize pervane zehirlisi yapıldı. Ve gördüğünüz gibi teknenin altı da şu anda bitmiş durumda. Şimdi bir de üstüne bakalım. Gerçi üstünü daha önce göstermiştim ama. Herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda. Birazdan çok da fazla böyle deniz dalgalanmadan, çok da rüzgar olmadan, gerçi biraz rüzgar var bugün ama hafif bir rüzgar var şu anda, giderek artacak. O rüzgar artmadan biz tekneyi indireceğiz inşallah. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, beklenen an geldi. Şu anda biraz rüzgar ve dalga olsa da yine de tekneyi ufaktan ufaktan yavaş yavaş denize doğru indiriyoruz. Bundan sonrasını maalesef çekemeyeceğim çünkü bana yardım eden kimse yok. O yüzden kamerayı bırakmak zorunda kalacağım ama ufak ufak denize doğru iniyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, gayet kontrollü olarak şu anda arkadaşlar bizi indiriyor. Gördüğünüz gibi şu anda dümen palası suya değdi. Yavaş yavaş salıyorlar tekneyi. Yavaş salıyorlar ki hem birden hızlı girmesin hem de herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Karşı taraftan uçla yavaş yavaş salıyorlar arkaya doğru. Zaten burası eğimli. Eğimli olduğu için ufak ufak tekne kayıyor arkaya doğru. Evet arkadaşlar, şimdi maalesef suya iniş anını çekemedim ama yani çok rahat bir şekilde suya indim. Şimdi artık Tersenelal bölgesini terk ediyorum ve yavaş yavaş limana doğru
odaklanmaya başladım. Tabii çok keyifli bir şey yani. Renkler tertemiz oluyor. Her tarafı yepyeni oluyor. Baksana her yer tertemiz. Ondan sonra sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi şu an. Halatlar eski sadece. Halatlar eski kaldı. Şimdi yavaş yavaş artık limana doğru gitmeye başladım. Evet arkadaşlar, bulunduğum limana geldim, tekneyi yerine bağladım. Tabii şu yandaki teknelere baktığımız zaman benim tekne tabii şimdi bembeyaz ortaya çıktı kızım. Yani böyle tertemiz, ışıl ışıl parlıyor. Tabii insan sevdiği oyuncağının bu halde olmasını böyle çok yani mutlu ediyor beni şu anda. Ne zamandır bugünü bekliyordum çünkü. Daha ki yani bunlar da temiz bile değil yani. Şuraları daha böyle temizlemek lazım. Daha henüz şöyle de yapılmadı. Yani adam gibi temizliği bile yapılmadı ama ona rağmen böyle fıstık gibi. Evet. Sezon sonunda tekneyi topladım ya. yani öyle bir şey ki şu anda artık kaçı ayın kaçı oldu bilmiyorum. Onu da artık yani ben de koptu zaman olayı bende kalmadı. Fakat yani işte Eylül'ün sonuna doğru geldik. Yani Ekim'e girmek üzereyiz. Ve ben daha tekneyi yeni adam ettim yani falan ve hani belki bir aya kadar falan böyle tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalacağım. Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Yani tam böyle çıkayım, gezeyim falan filan derken maalesef ki yaz bitiyor. Ya ben yine mutlaka bir yerlere kaçarım ama yani en azından herhalde bir Okluk Koyu'na, Kisebükü'ne, ne bileyim işte Longöz falan tarafına giderim. Belki işte Akyaka'ya giderim, Ören'e giderim, Çökertme'ye giderim falan filan ama yani kısa lokasyonları yaparım. Ama hani bu sene mesela çok istiyordum. Birkaç tane Yunan Adası gezeyim arka arkaya falan. İşte Simi'ye gideyim, Kos'a gideyim, Rodos'a gideyim falan diye ama bu sene kısmet olmadı artık. Seneye bakacağız. Ama en azından bu sene tekne pırıl pırıl oldu yani. En azından onu halledebildik. Artık önümüzdeki sene böyle bir şeyle uğraşmam gerekmeyecek. Şimdi artık eksik olarak bir tekne kaldı dersek yani şu ana yelkenin işte şey lazım. Lazy back, lazy jack sistem lazım. Şuraya bir tane güneşlik olarak bir bimini yaptırmak istiyorum. Burada spray hood şu anda yok. Burada spray hood'u kaldırdım gelirken. Ondan sonra şu ön taraftaki ırgatla alakalı bir sıkıntım var. Ben biraz tamir ettim ama yani ırgatın dişlisi kaçırıyor. Irgatın olduğu gibi dişliyi söküp tekrardan böyle pirinç kaynağı mı ne yapıyorlarmış da bir şey yapıyorlar. O dişliği tekrardan yapıyorlarmış. Onu gideceğim yaptıracağım. Ondan sonra bu arada benim bak bunu atladık mesela. Benim şeyi buraya bağlamışlar. Hiç haberim yok benim bundan. Daha yeni görüyorum. Balon gönderini buraya bağlamışlar herifler. Ben bunu görmemiştim. Neyse ki sağlam bağlamışlar. Ben şimdi bunu yarın oradan çıkartayım. Tabii burada göremedim. Ulan diyorum bir şey eksik burada. Balon gönderi eksik. Yarın oradan çıkartayım. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Her şey güzel. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hep beraber işte bir yandan böyle bir tekne macerasını sizlerle birlikte yaşıyorum yani. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.